Resilience programını ya 3 seminer ya 9 haftalık bir hibrit formatla sunuyoruz. Hibrit formatta her hafta katılımcılar Resilience güçlendiren uygulamalı bir video izliyor ve ayrıca farkındalık ve samimiyet artıran deneyim dolu bir yüz yüze modüle katılıyorlar. Program 3 bölümden oluşturuluyor. 1- Canlı beden, ben bir robot değilim. 2- Açık kalp, yurtta barış, dünyada barış. Ve 3- Özgür zihin, başka bir hikaye mümkün. Programın içeriği nedir? Yurtta barış, dünyada barış. Çok sevdiğim bir söz. Hem dünya için bizi umut verdiği için hem de kişisel olarak bize bu yurtta, yani bedenimizde, kalbimizde, zihnimizde barış getirebiliyorsak bizden dünyaya barış yayılabileceğini hatırlatıyor. Peki bu barış nasıl bir his? Lütfen çocukken çok mutlu olduğunuz bir an hatırlayın. Belki anne babanızın yatağında ziplarken veya misket oynarken veya resim çizerken, oradayken fark edin. Nasıl hissediyorsun? Zihin özgür, mümkün diyor. Kalp açık, evet diyor. Ve beden canlı, şimdi diyor. Bu bizim zilimiz. Bu bizim barışta olma halimiz. Bu hal çok önemli. Çünkü hem bizi stresten koruyor, hem bizi her durumda etrafımızdaki fırsat ve bereketi görmemizi sağlıyor. Hem de ve bu dönemde en önemli şey, değişen bir dünyada barışta olma halimiz sırtımız dayayabileceğimiz tek sabit şey. Pandemiden beri Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında depresyon ve kaygı şikayetlerinde %25 artış olduğunu belirledi. Ama bir rapora ihtiyacımız yok aslında. Çevremizde ve kendimizde bu artışı zaten fark etmiş olabiliriz. Peki buna karşı nasıl bir strateji uyguluyoruz? Yani çoğu zaman sadece sabır. Bekliyoruz. Geçmesini bekliyoruz, normale dönmesini bekliyoruz ya da en azından yeni normale dönmesini bekliyoruz ama yetersiz, başka bir şey lazım. Pandemide bedenimizi korumak için ne yaptık? Hem hasta olmamak için kendimizi koruduk, maske taktık, evde kaldık ama aynı zamanda daha proaktif ikinci bir yöntem kullandık. Hasta olursak olabilecek en iyi şeklinde atlatmak için bağışıklık sistemimizi güçlendirdik. Eminim bir dönem şehrinizdeki bütün reklam panolarda bir balık yağı veya bir vitamin hapının faydalarını anlatıyordu. Peki psikolojik bağışık sistemi var mı? Evet, adı Resilience. Türkçe'de esnek dayanıklılık ama Resilience kelimesi biraz daha fazla kullanılıyor. Resilience nedir? Zorluklardan sonra hızlı iyileşebilmek kapasitemiz. Harika! Tam da bize lazım olan şey. Peki onu nasıl kuvvetlendiririz? Hapı var mı? Yok. Ama aslında bedenimizdeki bağışıklık sistemini güçlendirmek için yaptığımızın aynısı yapabiliriz. Yani bedendeki asit oranını düşürüp alkali ortamı yaratmak için sağlıklı besleniyoruz, hareket ediyoruz, yeterli uyuyoruz ve bol su içiyoruz. Aynı şekilde psikolojimiz için sağlıklı bir ortam yaratmamız lazım. Bu defa ortamdaki asidi azaltmak için kaygıyı azaltmak lazım. Psikolojik ortamımızın alkali yapan barışta olmak halini getirmeye çalışacağım. Yani az önce anlattığım zil, mümkün diyen zihin, evet diyen kalp ve şimdi diyen beden. Bu programda bu 3 merkeze odaklanacağız. Önce bedenle başlamak lazım. Canlı olmak yetmiyor. Biz canlı hissetmek istiyoruz. Ben Bir Robot Değilim adlı ilk bölümünde bedenle yeniden bağlanmaya odaklanıyoruz. Yüksek kaygı ve uyuşturulma döngüsünü kırıp sağ duyumuzu, yani duyumsamaktan doğan bilgeliğimizi uyandırmak istiyoruz. Yurtta Barış, Dünyada Barış ikinci bölümde kalpten gelen evet'e odaklanıyoruz. Kendimizle barışınca çevremiz bizi daha az tetikler. O nedenle çevremizle ahenk içinde yaşayabilmek için istiyaç ve duygularımıza sınır koymak ve çevremizle içten bir bağ kurmaya odaklanırız. En son başka bir hikaye mümkün bölümünde 3. merkeze, yani zihin ele alacağız. Barışta bir zihin özgür olur. Ancak o zaman herkesin sadece duvar gördüğü yerlerde biz kapı görebiliriz. Yeni yolları hayal edebilen bir zihin için
bakış açımızı daraltan ve davranışlarımızı programlayan barındırdığımız hikayeleri fark etmemiz gerek. Bize artık hizmet etmeyen hikayelerden kurtulup bize seviye atlatacak yeni hikayeler yaratma zamanı geldi. İçimizdeki barış halini kuvvetlendirmek sadece psikolojik bağışıklık sistemimiz güçlendirerek zor bir dönem atlatmaya yardım etmeyecek. Aynı zamanda well-being, içten iletişim ve inovatif bakışımız geliştirecek.